Muhammed hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ ol. Merak ettiğim bir konu var. Motosiklet kullanırken video çekiyor musun? Çekiyorsan da bunu nasıl yapıyorsun? Motosikletle video nasıl çekilir? Şimdi benim burada kullandığım iki tipte video çekme var. Bir, kaskımı çene kısmına kamerayı bağlayarak, kameraya da telefonumu bağlayarak. Bir de motosikletimin gidonuna bağlayarak çektiğim İki tarzım var benim burada. Ama size farklı şekilde kameraları nereye bağladığımızı ve nasıl çektiğimizi örneklerle göstereceğim şimdi. Şu an kaskım yanımda. Şöyle göstereyim sizlere. Ben kaska çene bağlantı aparatını tercih ettim. Ve buraya da telefonumu bağlayarak ya da GoPro ya da farklı tipte kameralar bağlayabilerek videolar çekiyorum. Şöyle göstereyim yine de. Telefonumu buraya koyduğum zaman... Şimdi biraz kaskın vizörünü kesiyormuş gibi görünüyor ama yolu neredeyse hiç engellemiyor. Yani aşağıya baktığım zaman telefonun ucunu sadece görüyorum o kadar. Yol engellemiyor ki bunu aşağı doğru çevirip yine şu şekilde bağlayarak da çekiyorum ben. Kamera açısına göre, motosikletime göre bunu ayarlıyorum. Bunun dışında kaskınızda farklı noktalardan yapıştırarak kamerayı yapıştırarak ya da farklı bağlantı aparatlarıyla e, kameranız kameranızı ya da telefonunuz ya da başka şeyleri bağlayarak videolar çekebilirsiniz. Ben onu çok tercih etmedim. İki sebebi var. E, bir kaskıma bir şey yapıştırmak istemiyorum. İkincisi kaskımı değiştirdiğim zaman birçok farklı kask olduğunda onu da yine bu aparat oradan söküp diğer kaskımda da yine çekim yapmaya devam edebilmek istiyorum. O yüzden böyle bir aparat aldım. Bu kayışlı bir aparat. Şimdi sizlere gösterip Buradan kayışları var. Tek kaskın şu burunlu kısmının içinden geçirdim. çeneliğinde dışından çıkardım. Kayışları sıktım, iyice buraya bağladım ve bu şekilde kaydımı yapıyorum. Gayet de kullanışlı oldu. İstediğim zaman sökebiliyorum, takabiliyorum. Çok basit. Taslarda genelde işte üstüne ya da yanlara ya da bu şekilde mesela interkom kameralı interkom'lar var. Bu şekilde bağlayarak kayıtlar yapılıyor. Yani bunlar da güzel yöntemler ama benim tercih ettiğim şu kayış aparatı bence çok daha kullanışlı ve kaskınıza herhangi bir şey yapıştırmadığınız için diğer kasklarınıza ya da farklı şekillerde de kullanılabiliyor. O yüzden çok daha kullanışlı ve pratik buldum ben. Bunu da öneririm açıkçası. Çok basit ve ucuz da bir ekipman. Onun dışında mesela motosiklet üzerinde de ben motosikletin gidonuna yine bir bağlantı aparatıyla metal bir bağlantı aparatı. Ayrıca onun arasına silikon parçalar da koydum titreşimi bir nebze de engellemesi için. Çünkü telefon kullandığınız zaman motosiklet üzerinde şu olabiliyor. Titreşim yüzünden optik kamera sabitleyicisi olan telefonların kameralarındaki o optik sabitleyici bozulabiliyor. O yüzden kameranızda ya da telefonunuzun kamerasında optik görüntü sabitleyici var ise bu bir tehlike unsuru teşkil ediyor. Bu bir risk unsuru aslında. Zamanla bozulabiliyor. Bu akıllı telefonlar özellikle Apple ürünlerinde daha çok oluyor. Ben kendi telefonumu yine bu şekilde bağlıyorum. Motosikletimin gidonundaki aparata. Üzerine bir emniyet lastiği geçiriyorum yine. Hem stabil olması hem de titreşimi engellemesi için. Keza kaskımdaki çene aparatında da yine o emniyet lastiğini geçiriyorum. Ve bu şekilde videolar çekiyorum. Çok daha kullanışlı ve basit oluyor. Motosiklette de gidona bağlantı yapılabiliyor. Gidon dışında motosikletin mesela kuyruğuna bağlantılar yapılıyor. Ya da motosikletin yan kısmından bağlantılar yapıp kameralar bağlanabiliyor. Bu şekilde örnekler var. Yani birkaç örnek fotoğraf bulup bir videoya da koymaya çalışırız biz. Oradan aklınızda daha iyi şekillenebilir. Ama benim kullandığım iki yöntem bu. Bir, bu kaska çene aparatı. Yani kullanışlı, basit bir aparat. Bu vidayı söktüğünüz zaman buradan... GoPro ya da başka kamera bağlayabiliyorsunuz ya da telefon bağlayabiliyorsunuz. Basit, kullanışlı. İkincisi de gidon aparatı ki ben yolu ve önümü hani göstermek istediğim için bu şekilde daha kullanışlı oluyor. Bu çene aparatının da mesela artısı kamera burada olduğu için motosiklette yani bir yere döneceğimiz zaman biz kafamızı çevirdiğimizde genelde hani çeneden alırız bakışımı çevirdiğimiz zaman çeneyi döndürdüğümüzde direkt olarak kamera da oraya döneceği için Hani baktığımız yeri ve yolu, gideceğimiz rotayı çok daha iyi gösteriyor. Bu da bir avantaj oluyor. Yani kafa üzerindekinden ziyade bu daha iyi bir ilk insan gözünden bakış açısını çok daha iyi verebiliyor. Yani arada çok büyük farklar yok ama kaskınıza bir şey yapıştırmaktansa bu şekilde bir aparat almak çok daha kullanışlı ve daha da ucuz açıkçası. O yüzden bunları önerebilirim. Benim kullandığım iki yöntem bu. Yani sizin kullandığınız başka yöntemler varsa onları da söyleyebilirsiniz. İnceleriz videonun altında yorumlara bakarız. Bunun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Yani çekim yapmak açıkçası zor motosiklet üzerinde. Yani bunu bağladıktan sonra sesi almak vesaire derken yani ben farklı tipte GoPro'larla denedim. Ee, kendi telefonumla açıkçası daha basit ve kolay oldu. Yani 4K'da 60 FPS çekebilen bir telefonunuz varsa gündüzleri falan yani kamerası gayet güzel iş çıkarıyor açıkçası. O yüzden ayrıyetten bir kamera maliyetine girmektense bu tarz aparatlarla işte yine ses için yine mikrofon alıp onun üzerine de rüzgar önleyici, deflektör, bu keli tüyü tarzı şeyler takarak bu kayıtları yapabilirsiniz. Motosiklet üzerindeki kaydı da zaten sessiz şekilde kaydını alırsınız. Çok fazla rüzgardan etkileneceği için oradan sadece görüntü kaydını alırsınız. Yani video oluşturmak istiyorsanız iki görüntüyü birleştirir vesaire bunu siz bir şekilde ayarlarsınız. Yani benim kullandığım iki yöntem bu. Aparatı tavsiye ederim. Ucuz da bir ürün. Yani linkini de veririz. Onun dışında herkese iyi sürüşler diliyorum. Muhammed teşekkürler verdiğiniz için. E, örnek çekimlerin var mı? Bize onları da gösterir misin? Şu an e, aslında aklıma gelen bir çekimim yok ama bugün zaten yanımda olduğu için bu aparatlar. Yani çıkışta hemen kısa bir video size örnek bir video çekip buraya koyabiliriz. Yani basit ve gündüz olduğu zaman da ya da ya geceleri de yine ben birkaç çekim yaptım. Gayet kaliteli iş çıkardığını söyleyebilirim sizlere. Ayrıyeten hani bir kamera maliyetine katlanma gerek yok. Size burada bir örnek sunarız. Ona da bakarsınız. Tekrar teşekkürler Muhammed. Bir sonraki Rica bölümde ederim. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.